Hepinize selamlar sevgiler arkadaşlar kanalıma ve videoma hoş geldiniz dostlarım. Bugün sizlerle beraber 3. köy saldırılarımızı yapacağız. Yani başkent zirvesi saldırılarını yapacağız arkadaşlar. Bu saldırıları yaparken sizlere ordu tavsiyelerinde bulunacağım. Aynı zamanda dikkat etmeniz gereken yerleri göstereceğim. Hemen şöyle 3 tane balonumuzu atlayıp 3. köyümüze ışınlanalım. Geçtim abi. Biliyorsunuz üzere arkadaşlar biz 4. köyümüzü açtık burada. Şu anda saldırılarımıza aktif bir şekilde devam etmekte. Şöyle göstereyim. Büyücü e, büyücü vadisinde arkadaşlar süper büyücüyü de ikinci seviyeye bastık. Ordu kamplarımızda bastık. Şu anda totalle 140 ordu kamp kapasitesiyle e, saldırılarımızı devam ettirmekteyiz. Şöyle baskın haritasına geleyim dostlarım. Öncelikle şunu söyleyeyim. Her yere aynı orduyla girmeyin. E, kesinlikle ama illa da ben öyle e, takıntılıyım. İkide bir ordu değiştiremem diyorsanız arkadaşlar. Şu tarz bir orduyu sizler için... Tavsiye edebilirim 4 tane büyücü 2 tane balon efendime söyleyeyim 2 tane tomruklu duvar kırıcılı barbar 4 tane de 2 tane ba e süper barbar Süper barbarı 3 de yapabilirsiniz 4 de yapabilirsiniz veya gelirsiniz buradan okçu alırsınız arkadaşlar O sizin tamamen insiyatifinize kalmış Şu anda da bir canlı saldırı var ona bakmaya gerek yok şurada artık barbar kampına dalacağım arkadaşlar Ben gözcülüğümü yapıyorum abi Şimdi nereden gireceğim, nasıl ilerleyeceğim, iyileştirme büyümü nerede atacağım, bunu planlamasını yapmam gerekiyor arkadaşlar. Şu anda aşağıdan temizleyip ortadan direktmen dalmak istiyorum ve iyileştirme büyümü de ortada kullanmak istiyorum arkadaşlar. Şimdi şuradaki barbarları bir an önce temizleyip içeriye dalmamız lazım. Balonlar iş yapar mı abi? Neden yapmasın? Neden yapmasın? Tabii ki yapar. Ama balonlardan ziyade düzen aşırı bitişik olduğu için arkadaşlar şu iki tane balonu silip ben şu iki tane e, iskelet şeyinden almak istiyorum. Ve genelde fazla iş yapmıyor ama bence bu düzende yapar gibime geldi işin doğrusu. Şimdi saldır derim gitti. Haydi bakalım. Umarım başarılı oluruz. İlk öncelikle şuradaki devleri yok etmek istiyorum. Bir dev attım arkadaşlar. Sonra bir büyücü attım. İki tane de barbar atayım. Hızlıca kesilsin onlar. Güzel. Ee, barbarlar. Evet. Tomruk fırlatıcı mı? Tomruk. Tomruğumu atıyorum. Tomruk fırlatıcı dedim ya. Tomruğumu attım arkadaşlar. Barbarlarla orada münakaşa haline girsinler. Bir yandan da temizlensin ki o bölge biraz daha açılalım. Evet. Şuradan tomruğumu atıyorum. Umarım bir tuzak daha buluruz yolda. Bulmazsak da sıkıntı yok. Arkadaşlar iyileştirmemi artık ben şu bölgede kullanmam lazım. Devlerim iyileşmekte. Süper büyücülerimin canlı gitmiş mi bilmiyorum ama onlar da muhtemelen iyileşecektir. Abi şu an ardı ardına savunmalar çok dip dip olduğu için arkadaşlar ardı ardına hasar almaktayız. Ama şimdi bakın şu az sonra atacağım asker orayı nasıl darma duman edecek. Hadi be onu da alaydım biraz genişleyeydi. Abi hiç genişlemedi planladığım gibi gitmedi. Olsun sıkıntı yok. Şuradan gönderirsem oraya kadar ulaşır mı acaba? Önden milyonları göndereyim abi ben. Ardından milyonlar tabi direkt ben savunma binasına gitmedi. Tamam sıkıntı yok. Orada şu an bunların iş yapacağını ben düşünüyorum. Yolda iskeletler patlasa bile ilerlemeye devam eder arkadaşlar. Bakalım ne kadar temizlik yapacak. İlk saldırımız için yüzde kaç alacağız? Yüzde 23 civarı gayet iyidir arkadaşlar, iyi bir seviye. Çünkü zaten bitişik bir düzen. Yani buraya arkadaşlar her girdiğinizde kısa alırsınız ama en sonunda sağlamalı çıkarsınız yani. Biz de onu yapacağız. Minyonlarımız biraz daha temizlemeye devam etsin. Orada mesela bomba kulesi falan var arkadaşlar. Bomba kulesi falan bize hasar veremez. Onu da rahat bir şekilde minyonlar temizleyecektir. Yani temizleme askeri olarak düşünün arkadaşlar. Orta köydeki dibi tıpkı minyonları şu anda. İşte bir tane balon alabilirsiniz mesela. Havaya vuracak birim kalmaz. Sadece bir tane balonla bütün köyü üşleyebilirsiniz. O yüzden temizlemek adına böyle ufak tefek hava birimlerini alın. Bir de insanlar şu anda arkadaşlar çok kişi bu köylerde hava savunmalarına vesaire fazla önem vermiyor. O yüzden havadan temizlemek adına mutlaka bir şey alın diyorum ben size. Orada bir tane bomba patladı. Ha şey bomba kulesinin bombasıymış. Bakalım yetişecek mi? Tamam yetişemeyecek. Çıkış yapabiliriz. Şöyle bakalım %34. %30'u geçersiniz arkadaşlar bu tarz köylerde. Gayet iyidir. Biz %34'ü bulduk burada. Tekrar saldırdım mi Bir dakika tekrar bakalım ben. Orduyu şöyle e, değiştirme ihtimalim var arkadaşlar. İyileştirme büyümümüzü patlatmışız orada. Her şey gayet iyi görünüyor aslında bu orduyla burayı bence üçleriz abi. Oradan girsem hemen hava savunmaları alırsa arkadaşlar ben burayı üçlerim. Aha da görün bakın. Aha da görün bakın. Şuradan hemen minyonlarımı atayım ki temizlik bir an önce oradan başlasın abi. Şuradan da iskeletler için iskelet orayı bir an önce uçuracaktır diye tahmin ediyorum İyileştirme büyüğümü de şu şekilde atmak istedim arkadaşlar ve büyücülerimi gönderdim gitti iskeletler tabi orada şey vardı biraz sızlayırdı ama yine de iş yaptı arkadaşlar onlar kesinlikle diğer büyücümü de şu şekilde göndereyim ve diğer barbarlarımı gönderiyorum arkadaşlar tomruğumu bekletmekteyim acele etmeyin abi iki tane zaten iyileştirme büyüsü orada patlatılmış kolay bir şekilde çıkacaktık çıkacağızdır yani işin içinden Evet şu anda gayet iyi gidiyor. Süper minyonlar nereye gitti? Allah süper minyonlar orada uçmuş galiba. Bir bombaya falan takılmış olmamız lazım arkadaşlar. Yoksa süper minyonlar da kolay kolay eriyecek askerler değil işin doğrusu. Abi oradaki bomba kulesi daldı. Vallahi iç saldırıda indirdim. Gördünüz mü abi bu kadar basit. Sadece dinleyin arkadaşlar. iyileştirme büyünüzü mantıklı bir şekilde kullanın. Çok rahat işlersiniz. Yani... Buraya 4-5 kere saldırıp bu tarz köye e, üşlemeyen arkadaşlar var gerçekten de anlam veremiyorum. Yani aslında konuşmanın başında söylediğim gibi arkadaşlar böyle bitişik düzenleri ilk saldırınızda iyi sonuç alamasanız da ikinci saldırınızda muhtemelen üçlüyorsunuz. E, gerçekten güzel oluyor o yüzden kesinlikle bitişik düzen yapmayın bu tarz köylerde. Şu anda 3. yıldızımızı almış bulunmaktayız arkadaşlar şöyle bakayım abi 4 hakkım daha var mükemmel gidiyor şu anda ee, şöyle aşağı ineyim. Şimdi başkent zirvesine çökeceğiz arkadaşlar. Anestezi oraya iki saldırdı. Üçledik. Gerçekten ona da tebrik ediyorum buradan. Eline koluna sağlık. Saldırısı gayet iyiydi. Evet. Asıl mühim olan yere gelmiş bulunmaktayız şu anda. Sağ solu küçük minik barbarlarla temizlememiz gerek arkadaşlar. Şöyle maksat e, bizim saldırı alanımız biraz genişlesin. Şu anda da barbarlar nismeten e, istediğim şeyi yapmakta. Biraz daha açın abi. Biraz daha sağdan soldan açın. Biz de ortadan girelim. Aslında bir, bir barbar daha alıp şu sağ tarafı biraz daha açıp direkt sağ taraftan girsek mantıklı olur muymuş ki? Acaba bir barbar o tek başına barbar kırabilir arkadaşlar o bölgeyi. Evet. Şu an Havan gördü. Adam düzeni güzel yapmış bu arada. Hakikaten hakkını yemeyelim. Adam düzeni güzel yapmış. Ama istediğimiz şekilde de şu anda açıldı arkadaşlar düzen. Bir tane tomruk atıyorum hemen. Arkasından devlerimi gönderdim. Bakın iyileştirmeme fazla geç kalmaya gerek yok arkadaşlar. Belediye binası sıkıntı yapacaktır. O yüzden iyileştirmemi gönderdim. Artık büyücülerimi de sahaya sürebilirim. Şu an gayet iyi gidiyor. Oradaki hava e, savunması indikten sonra planı biraz daha değiştirebiliriz. Büyücü kulesi hava savunması çok güzel. İniyorsunuz inin inin inin, serin, inin. Şuradan abi tekrar dal kabuk. Aha burada da varmış. Dur bakayım dur 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 dur. Tamam abi biz de şuradan atarız hiç problem değil. Dal kabukları e, buradan oyuna dahil ettim. Bu arkadaşlarımızı da buradan oyuna da dahil ediyorum arkadaşlar. Şu an rakip şokta. Vallahi şokta çok güzel oldu. Orada o havanı falan indirirsek. Abi müthiş iş yapacağız. İndirebilir miyiz? İndiremeyeceğiz galiba ama. Yine de evet evet güzel güzel. Yine de toparladı arkadaşlar. Saldırı alanımız biraz daha genişlemiş oldu şu anda gayet iyi. Herhangi bir sorun teşkil etmiyor %39 gibi de bir sonuç aldık. Acaba burayı gerçekten kaç saldırıda üçleyeceğim? Muhtemelen 4 saldırıya kadar bulabilir ama hiç de belli olmaz şahsen. Umarım kimse saldırısını yapmaz. Hemen saldırıyorum. Ordumu bile yeniden düzenlemedim arkadaşlar. Evet. Şurada diğer iyileştirme büyümü kullanıp ilk attığım iyileştirme büyülüsünden de faydalanarak arkadaşlar diğer saldırımı devam ettirmek isteğinde bulunuyorum. Şuradan tomrumu attım devlerimi gönderiyorum abi arkadan. Büyücüler Allah ah, yanlışlıkla büyücülere basacağım yere nereye bastım bak görüyor musun? Bu kötü oldu arkadaşlar işte. Şu saat temizleyelim. İçeri doğru girebiliyor muyuz? Güzel giriyoruz. Büyücülerimi gönderebilirim arkadaşlar. Vallahi bir tık kötü oldu ama hayır sıkıntı yok. Orada hava savunması iner mi? İnmedi. Ah be. Ya bir hatayı görüyor musunuz arkadaşlar? Başımıza ne iş açtı? Belediye binasına mı fokuslanmaya çalışsam da iş yapmaz ki. Neyse şuradan atayım. Fazla iş yapmayacak ama elimizden geldiğince e, iş yapmaya çalıştırırız. Evet bir de bir seviye olduğu için arkadaşlar bu iş yapmıyor. Belki ilerleyen seviyelerde iş yapabilir. E, şu an ama pek tasrif ettiğim bir ordu dil şahsen. Daha fazla beklemeyeceğim. Çıkışı yaptım çünkü zaten hatalı bir saldırıydı bizim için. Şöyle e, saldır orduyu düzenle. Şu arkadaşı çıkart. İki tane balon alıyor onun yerine saldır saldırke. Güzel. Şimdi. Sağdan soldan evet. Aynı şekilde devam edebiliriz şu an. Devirlerimi gönderiyorum. Hatta diğer büyümü biraz geç kullanabilirim arkadaşlar şu an için. Abi barbarlarımı atalım o belediye binası biraz serinsin. Umarım barbarlar çabuk ölmez. Evet. Diğer tomruğumu gönderdim. Nereye gidiyor bak tomruğa bak. Yemin ediyorum yaramaz tomruk ya. Yemin ediyorum yaramaz tomruk. Belediye binası insin abi artık lütfen. İnmezse balon takviyesi yapabilirim. Güzel. Güzel 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 güzel. Balon takviyesi yapacağız arkadaşlar artık. Yapacak bir şey yok. Bir hasar daha almamız gereksiz olur o bölgede. Ee, şu an indi. Harika. Biraz bekleyeceğiz çünkü artık ben burada üçlü üçlü yapıştırmak istiyorum arkadaşlar fazla vakit kaybetmenin alemi yok. Şuradan milyonlara oyuna da ettim ben. Orada hava savunma sindiriyor. Yok. üçlü yine gelmeyecek bu arada. Evet gelmeyecek. Şuradan şu şekilde iyileştirmeyeyim. Tekrar yapıştıracağım. Barbarlarımı önden attım. Maksat savunma yapsınlar. Ama yine tabii ki diğer tarafa gitmeyi tercih etti bizim canımız barbarlarımız. Topu indir abi. Yok. Yok bu çöp bu saldırı çöp oldu ama bekleyeceğim. Diğer saldırıda direkt ben tek atalım. Yok beklemeye gerek yok ya. Pek bir savunma kalmadı. E, salabilirim. Bakın kaç saldırı yaptım ya. 3 saldırı mı yaptım şu anda? 4. saldırı. 4 demiştim arkadaşlar. Ya buranın hakkı hakikaten 4 bu arada. 3'te de üçlenebilirmiş Bir hatamız oldu. Olmadı değil. Ama buranın hakkı 4. Onu rahat bir şekilde söyleyeyim sizlere. Evet. Şöyle bakalım. Hava savunması inmiş. Şuradan balonumu oyuna dahil edeyim devlerim buradan atıyorum. Tomruğumu attım arkadaşlar. Diğer barbarımı şuradan atacağım. Diğer tomruğumu atmışım barbarımı atacağım diye. Minyonumu şuradan atayım. Gayet iyi. Herhangi bir şey pek atmama gerek yok şu anda. Şurada hava savunması insin diye. E, devimi attım. Güzel. Bu üçlükte bu şekilde geldi arkadaşlar. Şu an saldırı hakkımız kaldı mı bilmiyorum. Sanırım bitmiş olması lazım. Ama e, dedim ki bu buranın zaten en başında da söyledim arkadaşlar. Gerçekten bu köyün saldırı hakkı 4'tü. Ama 3'te de üçlenebilirdi yani. Ufak tefek hatalarım oldu olmadı değil. Minyonlarımız temizlemeye devam ediyor. İşte bu yüzden tekrar söylüyorum. Minyonları mutlaka alın arkadaşlar. Temizlik olarak belki bir ihtimal süreden de yersiniz. Süreden gerçi pek yemiyorlar ama bir ihtimal yenilebiliyor. Şu an olarak kaçıncı baskındayız? 10. baskınımızı bitirdik. Aa, yok pardon. 10. baskınımıza geçiş yaptık arkadaşlar. Rahat bir şekilde burayı da e, bitiririz muhtemelen. Çünkü şu an Klanımızdaki çoğu kişi savaş yapmamış durumda. Ee, şöyle Said hesabından ben saldırı yaptım. 10k'ya kadar e, parayı ben çekmiş bulunmaktayım. Az önce Metan Bozkurt hesabından da 8k'ya kadar yine ben çektim arkadaşlar. Belli olmuyor gerçekten gelen rakibe bağlı tamamen. Biz de şöyle ganimetimizi çektik nereye basalım diye bakalım. Başkent zirvesine geldim arkadaşlar burada. Şöyle şurada savunma binasını onarıp tamamlayıp Burayı bitirelim arkadaşlar. Şöyle rakipler 3 yıldız almakta biraz daha zorlansın istiyorum. Onun dışında şöyle çıkayım. Aşağı geleyim. Büyücü Vadisi'ne tıklayayım. Büyücü Vadisi'nden ise arkadaşlar. Ee, atlama büyüsüne mi bassam? Savunmaya mı bassam? Kararsız kaldım. Şuradaki harabelere basmak istiyorum buradan da. Burada harabelere bastım. Şu an tamamen altınımızı güzelce harcadık. Canlı bir saldırı var. Şöyle bakayım kim saldırıyor. Gölge saldırı yapıyor şu anda. Bakalım ne saldırısı yapıyor kendisi. Evet benim ilk başta oynadığım ordu gerçekten aslında mantıklı bir ordu arkadaşlar. ya yani Bu orduyla da devam edebilirsiniz. E, son derece sıkıntıya düşürüyor rakibi. Onu söyleyeyim peşin peşin. Neyse artık burada videomun sonuna geleyim arkadaşlar. İlerleyen günlerde 3. köyümüzü kasmaya devam edeceğiz. De saldırılarımızı yapmaya devam edeceğiz. Artık buradaki e, kendi köyümüzde diğer yerler açıldıkça da daha zevkli olacağına kesinlikle inanıyorum ben. Bakalım kaç ödül verecek. Ödüllerimi biriktiriyorum arkadaşlar. Muhtemelen sizlerle beraber harcama yaparız. Burada videomun sonuna geliyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere diyorum. Bana destek olmak için like atıp abone olup güzel güzel yorumlar yapmayı unutmayın. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.